Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Önemli bir gelişme oldu. Taşeron iş arkadaşlara biliyorsunuz soru önergeleri, kanun teklifleri veriliyordu ve ilk kez Çalışma Bakanı Vedat Bilgi'nin açıklama yaptığı arkadaşlar. Evet hatırlarsınız dün bile videosunu yapmıştık. Taşeron iş arkadaşlar kadro alınsın diye. Hatta soru önergesini de sizlere yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 20 gün önce Ömer Fethi Gürer'in vermiş olduğu soru önergesini de sizlere videolaştırmıştık. O da kanalda mevcuttur ve soru önergesine cevap geldi. Evet güzel haber. Taşyon işler kam kurumlarında alınacak dedi. Bakan Bilgin. Güzel haberi verelim. Detaylara bakalım. CHP'nin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde çalışan taşyon işlerin durumuyla ilgili soru önergesine Bakan Bilgin yanıt verdi. Bilgin verdiği yanıtta taşeronların kamuda istihdam için çalışmalar devam ediyor diye açıklama yaptı. Dün de hatırlarsınız bir videoda yapmıştık. Taşeron işler arkadaşlar Cimer'e yazı yazıyordu ve Cimer'den de yine kamu çerçeve protokolü atıfta bulunulmuştu. CİMER'in yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden dün verilen cevapta kamu çerçeve protokolünde tavsiye kararı alındığını ve çalışmaların devam edildiğini açıklamıştı. Bugün de Çalışma Bakanı açıkladı arkadaşlar. Evet. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Bakan Vedat Bilgin, kamuda taşı örneşlerin sürekli iş kadrosuna geçilmesinin 690 sayılı KHK ile düzenlendiğini hatırlattı. Bakan Bilgin 2021-2022 yıllarını kapsayan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde yer alan 690 sayılı KYK kapsamı dışında bırakılan kamu taşeron işlerinin daim kadroya geçilmesi maddesi uyarınca 690 sayılı KYK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işlerinin yani taşeron işlerinin kamu kurum ve kuruluşlarına istihdam edilmesiyle ilgili çalışmalara devam edilmektedir açıklamasına bulundu. Dün videoyu izleyenler bilir. Cimerde'den aynı cevap gelmişti. Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'nde aynı şekilde bu maddeyi atıfta bulunarak aynı cevap vermişti. Ve Çalışma Bakan da aynı cevap verdi arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Biz videoda zaten düz size demiştik hatırlarsanız. Seçim geliyor enseyi karartmayın demiştik. Bakın hem Cimer hem Çalışma Bakanı çalışmaların devam ettiğini ve kadroya alınacaklarını açıkladı arkadaşlar. Bu gelişmeleri de değerlendiren, değerlendiren tüm kamu der başkanı Önük. Sayın Ömer Fethi Güler'e emekten yana tavır aldıkları için teşekkür ediyoruz. Sayın Bilgin geçen yıl umut vermemiş, bu tür yazılı soru önergesine cevap da vermemişti. Biz her zaman şunu dile getiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda dahil kamuda taşıyoran sistemi sonlandırılmalıdır. Ve yine seçim malzemesi olmadan bütün emekçilerimiz kapsamalı. Bakalım inşallah verdikleri sözü tutarlar. Biz de tüm kamu der olarak bu sözlerin takipçisi olacağız dedi Halit Önürk arkadaşlar. Evet güzel haber geldi dediğim gibi arkadaşlar hayırlısı olsun kadro geliyor. Sizlere de bu güzel haberi vermek istemiştik. Dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, bugün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Kadro geliyor arkadaşlar, çalışmanın devam ettiğini açıkladılar. Hayırlısı olsun biz bütün taşeron iş arkadaşları, bu videoyu izleyen bütün taşeron iş arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyoruz. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Videoyu beğenin, paylaşın ve videoyu herkese yayın arkadaşlar. Kadro geliyor bilginiz olsun. Hem Çalışma Bakanı açıkladığı hem Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi CİMER'den dün aynı cevap geldi. İkisi de kanalda video olarak duruyor. Biri bu diğeri de dün eklediğimiz video arkadaşlar. Hepinizi kanala abone olmaya davet ediyoruz. Tüm taşeron işi arkadaşlar. 100 bin abone olalım. Sendikalara, Ankara'ya, siyasilere sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olun, bildirim zilini açın. Bizden videoları bekleyin arkadaşlar.